Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın hemen sonrasında yine kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz efendim Hayatınıza Sağlık programıyla ve programımızın bu bölümünde herbalist sevgili İbrahim Gökçek ile beraberiz. Biliyorsunuz uzun zamandır kendisiyle program yapıyoruz sevgili seyircilerimiz. Her bölümde farklı farklı sağlık sorunlarına ve farklı farklı yöntemlerini, çözümlerini konuşuyoruz. Bugün de yine farklı sağlık konularına değineceğiz ve nedir ne değildir çözüm noktasında kendisinin çalışmaları hangi aşamada, hepsini ve daha fazlasını kendisini alıyor olacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz efendim. Hürmetler, saygılar bizden. Nasılsınız İbrahim Bey? Hamdolsun, siz nasılsınız? Biz deyiz. Siz bitkilere tabii daldıkça, bitkilerle ilgilendikçe her geçen gün gençleşiyorsunuz. Benim İnşallah. Babam özellikle sizi ekranlardan izledikçe aynen şöyle söylüyor İbrahim Bey. Hülya, İbrahim Bey'e söyle bu genç gözükmesinin, dinamik gözükmesinin. Çünkü birçok kanalda siz varsınız ve hep konuşuyorsunuz. Bu ayrı bir enerji gerektiriyor. Sebebi bitkiler mi? Büyük bir ihtimalle bitkilerdir diyorum. Hamdolsun. Değil evet, mi? Evet. Evet. Buyurun İbrahim Bey. Bu gördüğünüz bitki nedir? Hı hı. Keten budur. Eski ismiyle halk arasında zarek, zeyrek veya keten denen bitki. Bu keten tohumu diyoruz ya. Keten tohumu bundan elde edilir. Hı. Şu gördüğünüz çiçek açacak şöyle mavi çiçekler olacak. Çiçek açmadan gonca haliyle bulduk. Buraya gelirken yolda tesadüf bitki ararken buldum. Çok güzel. Keten. Çok güzel. Keten tohumu. Bundan elde edilir. Evet. Şu çiçeği, bu da keten tohumu. Evet. Şimdi bir kişi günde 3-4 defa 3 yemek kaşığı bir miktar yoğurtla bunu yiyebilir. Hatta yoğurt olmadan da şöyle az bir şey. Çerez misali. Çerez gibi alarak yiyebilir. Evet. Yiyebilir. Hop, afiyet olsun. Ben de biraz alabilir miyim? Alabilirsiniz. Keten tohumu. Teşekkür ederim. Çerez niyetine üstelik yararlı. Evet, bu keten tohumu. Keten yağı. Yüksek oranda susama benziyor tadı. Doymamış yağ asitleri, linol asit, linolen asit içerir. Zeytinyağından daha kaliteli. Dünyanın en kaliteli yağı keten yağı. Şimdi milletleri millet yapan nedir? Kültürü. Kültürüdür. Keten bizim bilinen 7000 yıllık tarihimizde var. Nereden 7000? Sümerlerden beri. Hı hı. Sümerlerin Türk olduğunu artık herkes biliyor. Çünkü Sümerce 1000 kelime, eski Türkçe 1000 kelimeli aynı. Sümerler de zaten Orta Asya'dan göçüp gelmiş. Sümerler çivi yazısını vesaire diğer bu tarımı her şeyi Orta Asya'dan getirmişler. Demek ki Orta Asya'da mevcut olan bir şeyi getirmişler. Orta Asya'da ne varmış o zaman? Anova kültürü. Dünyanın en eski medeniyeti milattan önce 16 bin yılına kadar dayanır. Anova. Dünyanın en eski medeniyetini biz kurmuşuz. Bu bizim keten tohumu, keten yağı, bizim Türk mutfağının vazgeçilmeziydi. Bugün unutuldu, kimse bilmiyor. Kolesterola karşı etkili, lipide karşı etkili, trigliseride karşı etkili. Bağırsakları temer, bağırsakları temizler, arıtır. Bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mantarları yok eder, faydalı bakterileri çoğaltır. Çok az miktarda siyanür asit içerir. İnanılmaz yavaş, da güzel tadı var, vallahi evet, çok sevdim. Yavaş yavaş kana geçer, zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri. Biz unuttuk. Şimdi bunu Almanlar kullanıyorlar. Değil mi? Kullanıyorlar. Avrupalılar kullanıyor, Asyalılar kullanıyor. Türk milleti keteni unuttu. Bizim eskiden köyde böyle kazan kazan böyle küp küp zeytinyağımız olur. Şey, bezir yağı denir buna. Keten yağına. Bezir yağı olurdu. Rahmetli annem bununla çeşit çeşit hamurlu yiyecekler yapardı. Sabah sabah. Oh, lezzetinden, tadına doyamazsınız. Hmm. Çok güzel. Bizim milletimiz neden sağlıklı kalmış? Neden sağlıklı yaşamış? Bir, keten tohumu. Eski topraktan bahsediyor. Bezir yağı yani doğal. Zeytinyağından daha kaliteli. Dünyada en kaliteli yağ bunun yağı. Keten yağı. Bir. İki, çemen otu. Veya boy otu dedir. Çemen. Hı hı. Bütün bastırmalarda, etli yiyeceklerde çemenli bastırma. Evet. Şimdi biz bunu yiyip çemeni yasakladık Türkiye'de. Avrupa'da bunu hapını yapıyorlar çemeni. Tansiyona,
kolesterola, lipide, trigliste biri bir. Hı hı. Dünyanın en mükemmel ürünü. Çemen Türkiye'de yasak. Niye? Avrupalı istedi diye. Ama Avrupa'da Almanlar bunun hapını yapıyor. Yapmışlar. Kanı temizliyor, kanı güçlendiriyor. Kanın iltihaplanmasını önlüyor, kanı arıtıyor. Yani biz kendi kültürümüzü unutmuş bir milletiz. Ama başkaları yaşatıyor. Başkaları bizden aldı, devam ettiriyor. Biz unutuyoruz, biz unutkan bir milletiz. İnşallah bir gün kendi kültürümüze döneriz. İnşallah. Hatırlarız evet. Bir daha unutmamak üzere. Şimdi bir erkek, bazıları, vatandaşın 3 tane, 5 tane veya 6 tane, 7 tane kızı oluyor. Erkek evlat diye oluyor. Yakınıyorlar. Bir de erkek çocuğum olsa diye araştırıyor. Avrupa'ya, Amerika'ya, oraya buraya gidiyor. Spermleri saydırıyor. Erkek, iki çeşit sperm vardır. Erkeklik hormonu taşıyan spermler, erkek sperm denir. Dişilik yani hormonu taşıyan spermlere de dişilik sperm denir. Erkeklik hormonu taşıyan spermler, yani XX sperm, kadınlık hormonu taşıyan spermler XY kromozomları taşırlar. Kromozomu biraz farklı. Erkek spermler hızlı hareket eder fakat çabuk ölür. Yaşam süresi kısa. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun yaşar. Peygamber Efendimiz'e gelmiş bazıları demişler ki, ya Resulullah, benim kız çocuğum çok, bir de oğlan sahibi olmak için. Peygamberimiz o zaman demiş ki, kendini kontrol et, hanımından sonra inzahlı ol, çocuğun erkek olsun. Bazıları da gelmiş demişler ki, ya Resulullah, benim oğlan çocuğum var, kız çocuğum yok. O da demiş ki, hanımından önce inzahlı ol, çocuğun kız olsun. Peygamberimiz söylemiş. Bu Profesör Doktor İbrahim Canan'ın kitabında yazılı hadis bu. Ben bu hadisi okudum, çok merak ettim, Allah Allah neden acaba diye araştırdım. Yapmış olduğum araştırmada erkeklik kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket ediyor, çabuk ölüyor. Dişilik kromozomu taşıyan dişi spermler yavaş hareket ediyor, uzun ömürlü oluyor. Mesela erkek hanımından önce yani orgazm olursa erkeklik kromozom erkek spermler hızlı hareket edip çabuk öldüklerinde bayandaki, kadındaki yumurta, yumurtalıktan rahime gelmediği için döllenme olmaz. Erkek spermler ölmüştür, iş bitmiştir. Dişi spermlerin uzun süreli yaşadığı için onlar hedefi bulur. Yani erkek önce, hanımından önce rahatlarsa çocuk erkek kız olur. Bazıları diyor ki işte erkekler hanımında zannediyor kabahatin. Erkekte bu iş. Kontrollü hareket ederse çocuk erkek. Kontrolü kaybederse çocuk kız olur. Çok kolay.